Ee, biz bu kişileri birer insan olduğunu da unutmayalım. Evet. Mesela Latife Hanım'ın çok üzüldüğü söylenir. Tabii kuşkusuz. Bu ne kadar büyük bir acı. Hiç hı hı. konuşmuyor, kimseyle paylaşmıyor. Ee, i̇zin verirsen şunu söyleyeyim. Hı hı. Mustafa Kemal'in evlilik teklif etmesi çok enteresan. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk duvara asıl üniformanın içindeki resmin arkasına... ...sen bu resme bak ve hala hayır diyorsan bir daha teklif etmeyeceğim diye yazıyor... Latifanın farkesin diye yatağın üzerine bırakıyor, yanına da bir gül iliştiriyor. Aa çok romantik. Yani burada ve Latife Hanım daha sonra bugün odanı topladım mı diye cevap almaya çalışıyor. Evet paşam ben topladım. Bir gariplik gördün mü diyor. Latife resmin arkasındaki yazıyı gördüğü için yazıyı okumuş. Kalbinin üzerine iliştirdiği gülü gösteriyor. Yani bu yazıyı ha. okudum gülü koydum diye. Ve tamam Latife diyor sen kazandın ama diz çökmemi bekleme. Zira ben kimsenin önünde diz çökmem. Ne zaman evleniriz onu da bilmem zira. Memleket işleri diye devam ediyor. Ama rom romantizmini koruyor ama evlenme teklifinde romantikliği var. Ama bir noktada da e, Atatürk'lü bir tarafta Mustafa olarak romantik Mustafa Kemal ama bir tarafta Atatürk olarak da belli bir çizgisini koruyor. Bence çok özel bir şey bu. Peki daha önce ...reddedilmiş öyle mi? Hayır. Ya da cevap verilmemiş. Ce cevap verilmediğinde... ...zaten istediğini Latifan'ın belli ediyor ama... ...hani bunu Mustafa Kemal Paşa... ...pek hayır lafına da yatkın değil. O yüzden bunu çok kibarca formüle ediyor. Hı. Ve bence bu resmin arkasında... ...bunun anılarda da daha sonra... ...belgeleri de verildi. Çok hoş bir şey bence. Hem çok romantik... ...hem de e, bir çizgide... ...duran bir evlilik teklifi. Tabii... ...nişan hediyesi olarak at göndermiş... ...Sakarya'yı göndermesi. Bunların çok özel... ...önemleri var. En de verdiği atını hediye ediyor. Düşünelim bunlar aslında Mustafa Kemal Paşa için atı çok özel bir noktada. Tabii evlilik teklifi çok romantik. Ee, bunların hepsini bütün olarak baktığımız zaman... E, ...anne acısının arkasında bir evlenme süreci var. Tabii ki o evvelden giden bir süreç ama çok da hızlı bir süreç aslında. Evet, evet Cumhuriyet daha bir yaşına basmadan bu evlilikte gerçekleşiyor. Evet tabii bu evliliğin... E, Nikah kıyan bakıyoruz İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi'yi görüyoruz ki aslında babadan dededen müftülük yapan bir insandan bahsediyoruz. O yüzden çok da özel bir kişi ama Atatürk istiyor ki vali kıysaydı nikahımız sözü de var ama o gün medeni kanun farklı bir durumda. İkişer şahit var ama mesela birkaç özelliği var bu nikahın. Nikah günü olarak alışılmış olan perşembe günü değil pazartesi seçiliyor. Yine e, bu anlamda e, Latife de Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan iki her ikisi de katılıyor. Yine e, iki tane e, davetli ve konuk Maraşal Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir Paşa, Atatürk'ün şahidi ve İzmir Valisi Abdülhalik Renda ve Salih Bozok da Latife Hanım'ın tanıkları orada bulunuyor. Bazı özellikleri de var. Bir şeylerin farkını yaratmak istiyor ama o günün koşulları o kadar da kolay değil onu da söylemek lazım. <laughs>